Bu videoda Avrupa'daki dönercilerden bahsedeceğim. Bildiğin üzere döner gerçekten dünyanın hemen hemen her yerinde popüler olan bir şey. Kimisi kebap diyor, kimisi döner kebap diyor, kimisi normal döner diyor. Ama bu şekilde biliniyor. Yani Türkiye'deki kebap dediğimiz kebap şeklinde anlamıyorlar. Dünyanın hemen hemen çoğu yerinde ve özellikle Avrupa'da yani hangi şehre giderseniz gidin muhakkak bir dönerci bulursunuz orada. Döner daha çok öğrenci yemeği gibi görülüyor. Yani hamburger gibi, hamburgere bir alternatif gibi bir öğrenci yemeği. Yani ucuza yenen bir öğrenci yemeği gibi. O yüzden dönercilerin çoğunluğu bu. Daha çok fast food şeklinde servis yapıyor. Yani fast food tarzı bir anlayışları var. Özellikle Avrupa'nın çoğu yerinde %100 dana eti değil, dana etiyle hindi etini karıştırarak yaptıkları bir eti kullanıyorlar. O yüzden Avrupa'daki dönerlerin tadı biraz farklı oluyor. Burada tavuk döner Türkiye'de iki kadar yaygın değil. Ama tabii ki bazı dönercilerde iki farklı döner oluyor. Seçebiliyorsunuz yani. Tavuk döner de alabiliyorsunuz ama genellikle burada yaygın olan şey et döner. Ama bu et döner de dediğim gibi hindi karıştırılmış bir et döner. Böyle bir servisleri var ve şu konuda hani Avrupa'nın daha iyi olduğunu söyleyebilirim. İşte üzerine eklenen soslar vesaire gerçekten lezzetli yapıyor yani dönerleri burada. Ama tabii Türkiye'deki döner tadı yani %100 dana etinden yapılmış döner tadı benim daha hoşuma gidiyor. Ama buradaki de gerçekten bu soslarla vesaire gerçekten güzel bir hal almış oluyor. Ama dediğim gibi lüks bir şekilde döner yemeniz pek mümkün değil. Genellikle fast food konsepti altında döner yiyebiliyorsunuz. Tabii ki bazı kebapçılar vesaire de var. Onlar genelde böyle turistik yerlerde falan konumlanıyorlar. Onun dışında çoğu dönerci dediğim gibi tam fast food şeklinde çalışıyor. Bazıları pizza da yapıyor, hamburger de yapıyor bu şekilde. Tabii ki Avrupa'nın birçok yerinde çok farklı insanlar dönerci açmış ve çalıştırıyorlar, işletiyorlar. Özellikle Türklerin pek olmadığı bölgelerde İspanya'da veya Portekiz'de bu işi biraz Pakistanlıların üstlendiğini görebilirsiniz. Yani lokantanın adı mesela Türkiye, işte İstanbul falan olsa bile o lokantayı yöneten kişi, o lokantanın sahipleri Pakistanlı olabiliyor. İspanya'da biraz böyle. Almanya'da genelde Türk veya Arap oluyorlar çoğunluğu. Araplar aynı şekilde pizzacılık sektöründe de bayağı burada yer almışlar Almanya'da. Diğer yerlerde İtalya'da vesaire de yine bu şekilde genelde Türkiye'de Arap oluyor. İngiltere'de de yine aynı şekilde olduğunu tahmin ediyorum. Hani isimlerinin Türkçe olmasına, Anatolia falan olmasına bakmayın. Genelde farklı kişiler tarafından yönetilebiliyorlar. Yurt dışındaki dönerciler özellikle resmi tatillerde veya böyle Noel tatili, işte ne bileyim hafta sonları vesaire gibi zamanlarda gerçekten insanın kurtarıcısı oluyor. Bunların çoğu bu zamanlarda çalışıyorlar ve açık oluyorlar. Gerçekten o zamanlar kurtarıcınız oluyor. Ben mesela bir gün yılbaşında Porto'daydım. Gerçekten şehirde tek bir tane bile dükkan açık değildi. Tek bir tane bile lokanta açık değildi. Ve ben otelde kalıyordum. Otelde de akşam yemeği sanırım yoktu o gün. Ya da çok pahalıydı, emin değilim. Yani bütün şehri gezdim. Sadece tek bir tane dönerci açıktı. İstanbul lokantası ya da İstanbul dönercisi diyelim. Şeyde Porto'nun tam merkezinde bir yerde mesela. O benim hayatımı kurtarmıştı. Böyle upuzun bir sıra vardı. Çünkü yılbaşında kimse lokanta falan açmıyor. Hani diğer şehirlerde de Almanya'da da bu şekilde aynı şekilde böyle işte pazar günleri falan. Tabii ki sabah demiyorum. Yani sabah 10'a 11'e kadar zaten açmayacaklar da. Hani böyle işte resmi tatillerde vesaire dönercileri açık bulabiliyorsunuz. Bu konuda da gerçekten çok büyük bir avantajları var dönercilerin. O yüzden hepsine selamlarımı yolluyorum. Hepsine teşekkürlerimi yolluyorum.